yeni bir tavır değil bir yandan. Bunu kendisine isyan eden, kendisine karşı ses çıkaran, politikalarını, erkek egemen politikalarını kabul etmeyen kadınlara devletin yıllardır uyguladığı bir yöntem, uyguladığı bir politika. Özellikle Gezi zamanından hatırlıyorum ben mesela bunu. Gezi zamanında gözaltına alınan kadınlara gözaltında taciz ve çıplak arama işkencesi yaygındı. Hatta o zaman kadınlar, Gezi Parkı'ndaki kadınlar bir kampanya yapmaya başlamıştık, feministler. Gözaltına tacize ve özellikle çıplak aramaya karşı. Dolayısıyla biz işte hani 10 sene öncesinden bahsediyorum. Yani en az bu son 10 yıldır ve çok daha bunun bu mücadelenin geçmişi de var. Gözaltında ve yani cezaevinde cinsel işkenceye karşı çeşitli şekillerde mücadele ediyoruz. Gözaltında çıplak arama aslında çok ikiyüzlü bir politika, çok ikiyüzlü bir işkence biçimi. Çünkü bir yandan kadınları bedenleri, yani biz kadınları bedenlerimize indirgeyip bedenlerimiz üzerinden veya işte çıplaklık üzerinden bir çeşit küçük düşürmeye çalışma, utandırmaya çalışma, bir ahlakçı bir bakış açısıyla o çıplaklık üzerinden veya işte o soyabilme kudreti üzerinden, yani bir kadını soyabilme kudreti üzerinden kadının, biz kadınların kişiliğini, kimliğini, fikrini, yani varlığımızı ezme çabası. Öte yandan da aynı bakış açısı, yani biz kendimiz kendi isteğimizle örneğin mini etek giyerek sokağa çıktığımızda vay efendim sen nasıl sokakta çıplak gezersin veya şort giydiysen, mini etek giydiysen sokakta şiddet görmeyi hak edersin. İşte sokakta tacize uğrarsan bu tacizi hak edersin diyor. Yani devlet sana diyor ki bir kadın olarak, senin ne zaman giyinip soyunacağına ben karar verme kudretine sahibim. Sen kendin buna karar veremezsin. Ama kadınlar bunu kabul etmiyorlar. Buna karşı direniyorlar. Yani bu küçük düşürülme, kendisini bedeni üzerinden küçük düşürme çabasına erkek devletin yıllardır direniyorlar. Bu hani çıplak aramanın rutin bir, işte bunu isimlerini farklı şekillerde koymaya çalışıyorlar. Yok ince arama, yani hani çıplak arama bir ara çok da gündem oldu. Sanki böyle çıplak arama demezsek ince arama, detaylı arama, farklı farklı isimlerle yaptıkları şeyin aslında cinsel işkence olduğunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bunu da çok yaygın bir pratik olarak gözlemliyoruz. Yani devletin işkenceyi başka türlü işte ifadelerle, başka türlü adlandırmalarla, sanki böyle bu bir resmi prosedür, rutin prosedür. İşte biz bunu güvenlik için yapıyoruz vesaire gibi, böyle hani onu işkenceden veya onu yaptığı eylemi bedenden uzaklaştırmaya çalışan isimlendirmeler bulmaya çalışıyorlar. Ama bu çıplak aramadır. Çıplak arama da cinsel işkencedir. İlk olarak burada önemli olan şey bence, bizce, bunun adının konabilmesi. Yani adının çıplak arama olduğu, yaptıkları şeyin bir kadının bedensel özelliğine müdahale olduğu, küçük düşürme amaçlı yapıldığı. Yani orada bir işte bir şey bulmak amaçlı değil. Gerçekten de bir kadını soyabilme kudretine sahip olduğunu ve kadının kendi bedeninin o anlamda sahibi ve öznesi olmadığı hissiyatını yaşatmak için yapılan bir şey bu. İrade kırmak için yapılan bir şey. Dolayısıyla öncelikle önemli olan ismini koymak, ikinci önemli olan bunun cinsel işkence olduğunun açıkça ifade edilmesi, bunun asla kabul etmediğimizi de dolayısıyla hatırlatmak.